CeoGazete'den herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin batı kıyısındaki Zhoushan ilinde gökyüzü kan kırmızıya döndü ve dünya kamuoyunun çok büyük ilgisini çekti. Ben de görmüş olduğunuz görüntüleri hemen sağ tarafta kanalımda paylaşmıştım. Sizler de izlediniz. Tabii soranlar oldu. Neden olabiliyor? Fikrin nedir? Yorumun var mı diye. Arkadaşlar ciddi bir araştırma yapmadan komplo teorileri üzerinden bir şey söylemeyi sevmiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Komplo teorilerini sever miyim? Belli kalıpları olduğu sürece. Yoksa çok fazla hurafi yaklaşım, algı yönetimi var. Olabildiğince inanç sömürüsü üzerinden ilerleyen spekülasyonları sevmiyorum. Çünkü bunlar hiç kimseye bir şey kazandırmıyor. Bizim için önemli olan gerçek ne? Bunu da ancak bilimle, yani aklımızın yoluyla bulabiliriz. Şimdi bununla ilgili olarak araştırmalar yaptım. Vakit bulunca da bu videoyu çekmek istedim. Şimdi spekülasyonlara bakıp gerçeğe hangileri daha yakın veya uzak onları bir eleyip ne olabilir cevaplamaya çalışacağım. Görüntülerde görmüş olduğunuz üzere olabildiğince koyu bir kırmızı bir gökyüzü var. Uzaktan çekilen gökyüzün görüntüsünde mesela burada uzaktan çekilen bir videoda ise belli bir kısmın bulutların sanki bir yangın, sanki bir bomba patlamış veya herhangi bir silah kullanılmış, nükleer enerji kullanılmış gibi koyu bir kırmızı olduğu görülüyor. Hatta bir yerde de bir videoda da olabildiğince sarı bir orta mercek var. O önemli. Yani koyu kırmızı havanın ortasında sarı bir sanki patlama enerjisi varmış gibi duran görüntüleri görüyoruz. Oraya yakın olanlar, o koyu kırmızının içerisindeki havadakiler olabildiğince panik olmuşlar. Onun da farkındayız. Peki bu gerçekten bir yapay güneş denemesi mi? Şu an herkesin konuştuğu aslında ortaklaşa komplo teorilerinin başında gelen şey kesinlikle yapay güneş mi değil mi tartışmaları. Olabilir mi? Ona bir bakalım. Şöyle bir elemeye çalışalım. Şimdi bazıları deprem dedi. Depremler bu şekilde ışık yapar mı? Sevgili arkadaşlar, deprem ışıkları vardır ve bunlar bir fenomen şeklinde bilimin de incelediği alanlardan birisidir. Ancak bu görüntülerdeki gibi mi? Değil. Sebebi de şu: depremler olmadan önce veya deprem sırasında çeşitli gaz çıkışları olabiliyor veya kayaçların kırılmalarından dolayı yapılarının farklı olması, yani yer altındaki kayaların yapılarının farklı olmasından dolayı bazen elektriksel sürtünmeler gökyüzüne çeşitli ışık ve ışıma saçabilirler. Bunu biz deprem ışık fenomeni olarak adlandırıyoruz. Bu var. Ama genellikle o sırada zaten deprem oluyor. Yani kayaç kırılmadan o yukarıya çıkmıyor. Ancak depremden birkaç gün önce ya da birkaç saat önce metan gazları stresin değişimine bağlı olarak, sıkışmaya bağlı olarak yanabilir. Bu yanmayla birlikte de gökyüzüne alev topları ya da çeşitli renklerde ışıklar saçabilirler. Bunlar her zaman olur mu her depremde? Hayır. Bazı depremlerde olur. Çünkü oranın jeolojisi ne göre değişebilir. Her fayın yapısı, kırıldığı kayacın özellikleri farklı farklıdır. Her depremde de deprem ışığı olacak diye bir şey yoktur. Nitekim görmüş olduğunuz gibi bu Çin'deki olayda da bir deprem gelmedi. Zaten deprem ışığına benzer bir yanı da yoktu. O yüzden deprem konusunun üzerine çarpıyı attık. Uzaylılar mı? Şimdi çok basit, hemen iki kelimeyle geçelim. Uzaylılar olsaydı bu kadar büyük bir ışığın içerisinden bize görünür kolları olurdu diye düşünüyorum. Onlar da değil. O zaman onu da geçtik. Mantıklı olan, bu tür ışıklara neden olabilecek olan bir olay var. O da güneş fırtınası. Jeomanyetik güneş fırtınaları bu tür ışımalar yapabiliyorlar. Tarihte bunların çok örneği vardı. Hatta 1700'lü yıllarda Çin, Japonya, Tayvan üzerinde tam bir hafta, yani 7 gün boyunca bu kadar koyu kırmızıyla bilinen bir hava olayı yaşandı. Gökyüzünü güneşten gelen yoğun ışıklar, oradaki durumun partiküllerin de uygun olması, havadaki, atmosferdeki partiküllerin de uygun olması nedeniyle 7 gün koyu kırmızıya döndürmüş. 1700'lü yıllarda tarihsel belgeler de var. İsterseniz internetten araştırabilirsiniz. Tabii o dönem yaşayan insanların jeomanyetik güneş fırtınalarından haberleri olduğunu da düşünmek mümkün değil. Ne kadar korkutucu olduğunu da buradan anlayabiliriz onlar için. Dolayısıyla jeomanyetik güneş fırtınaları bu tür havalara, görünüme sahip
parçacıklar renk değişimlerine neden olabiliyorlar. Peki bu olmuş olabilir mi? Uzmanlara baktım. Japonya Üniversitesi'nden de açıklamalar vardı. Tabii biz internetten artık her şeyi görebiliyoruz. Güneş patlaması, jeomanyetik fırtına, o bölgede etkili olabilecek bir fırtına, bir güneş patlaması yok. O saatlerde, o günde. Dolayısıyla güneş fırtınasını da elemiş oluyoruz. Peki bu tür koyu kırmızı olaylar gökyüzü daha önce görüldü mü veya neden görüldü? Şimdi şu bir gerçek. Çin Halk Cumhuriyeti'nden yetkililer ışık kırılmasından dolayı bu olayın yaşandığını söylediler. Zaten ışık kırıldığı için bu tür hava rengindeki değişimleri görebiliyoruz. Doğru. Bu teknik anlamda doğru. Ama biz ana kaynağının nedenini merak ediyoruz. Neden? Yani bu ışığa neden olan bir enerji var ortada. O enerji kaynağı nedir? Şimdi gökyüzü olaylarına baktığımızda bu tür olayların daha önce de yaşandığını görebiliyoruz. Bakınız ben size şöyle hemen açayım. Suudi Arabistan'da çöl tozlarının gökyüzünü kapatması nedeniyle, kaplaması nedeniyle içindeki partiküllerden kırılan güneş ışığı o kadar yoğun toz fırtınası var ki yine de güneş bir şekilde ışık kendine yol buluyor. Ama pigment olarak kırmızı ışığın yoğunluğunun olabildiği koşullar oluşmuş ve görmüş olduğunuz kan kırmızı, çok koyu kırmızı hava, hatta o dönem işte galiba Kuveyt'te de oluyor, Suudi Arabistan'da da oluyor. Bu tür olaylar olduğu zaman halk çok panik yaşıyorlar. Kıyamet senaryosu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da Avustralya'dan bir görüntü. Endonezya'da da var, Hindistan'da da var bu tür koyu kırmızı havalar orman yangınları nedeniyle. Orman yangınları o kadar büyük, o kadar dehşet verici olabiliyorlar ki geçen yıl Türkiye'de yaşadığımız orman yangınlarını düşünün. Bu tür koyu kırmızı, sarı veya işte çok kahverengi havalara neden olabiliyorlar. Türkiye'de gece bile o koyu kırmızıyı gördük aslına bakarsanız. Ama nedenini biliyorduk. Yani orman yangınlarıydı bunlar. Neticede bu tür havalar gökyüzünü kapatıyor. Gündüz kapattığında güneş ışınları nedeniyle ve yanan maddelerden çıkan ışıklar nedeniyle ışığın kırılmasından dolayı yine kırmızı pigmentlerin yoğunluğundan hava bir anda koyu kırmızıya dönebiliyor. Bazen sarımtırak olabiliyor. İşte çöl tozları geldiği zaman Türkiye'de muhtemelen önümüzdeki günlerde yine bizi ziyaret edecekler. Havanın ne kadar sarımtırak, ne kadar boğucu olduğunu, bazen çok yoğun olduğunda olabildiğince kahverengiye çalan bir hava olduğunu görüyoruz. Yine ışığın kırılmasından dolayı, o havadaki partiküllerden dolayı oluyor. Nitekim bu da neden olabilirdi ama orman yangını da yok ortada. Yani orada orman yangınları nedeniyle bu havaya neden olacak, koyu kırmızı neden olacak bir neden de yok. Dolayısıyla orman yangınlarını da böylece geçmiş olduk. Bir patlama, nükleer bir silah kullanımı, herhangi bir enerji çıkarabilecek bir şey var mı? Çünkü bu tür koyu kırmızıya neden olacak ya da o sarı çekirdeğe neden olabilecek bir silah patlaması, bir herhangi fabrika yangını, bir ev yangını veya herhangi bir silahın kullanımı da olabilirdi. Var mı? O da yok. Onu da geçtik. Yanardağ patlamaları neden olabilirdi. Öyle bir patlama da yok. Geriye kaldı yapay güneş. Gerçekten yapay güneş kullanılmış olabilir mi orada? Sevgili arkadaşlar, yapay güneş Çin'in yapmaya çalışmış olduğu çok büyük bir füzyon enerjisi. Yapay güneş deyince insanlar hemen bir güneş var, onun aynısını taklit edeceğiz, dünyaya yeni bir güneş oluşturacak gibi algılayan insanlar var. Halbuki öyle bir durum yok. Güneş enerjisinin taklidi olduğu için yapay güneş deniliyor. Yani biz yeni bir güneş icat etmiyoruz. Güneş enerjisinin taklidini yapıp sınırsız enerjiye kavuşmak istiyor dünya. Bunu da ilk olarak Çin Aralık 2020'de ilk testini yaptı ve çok başarılı oldu. 5 kat daha fazla güneş enerjisi, bizim güneşimizin çekirdeğinden 5 kat daha fazla bir enerjiyi taklit edebildiler. Ancak şu an kullanılabilir bir enerji değil. Yani oraya buraya güneş topu gibi top gönderecek, işte ışık saçacak bir enerji değil. Çünkü insanların unuttuğu, komplo teorilerini oluştururken de bilgiden yoksun olmanın getirdiği yanlışlıklar var. Sevgili arkadaşlar, güneş, yapay güneş enerjisi ya da buna biz füzyon enerjisi dememiz daha doğru olur. Füzyon enerjisi, füzyon enerjisi üreten bir santralde, bir reaktörde yapılıyor. Bu da manyetik bir
sıkışmanın yapıldığı, manyetik kontrol altında olan bir enerji demek. Yani siz oradan çıkarıp dışarıda yapabileceğiniz, bir gemide yapabileceğiniz, bir kentte yapabileceğiniz bir enerji türünden bahsetmiyoruz. Devasa bir enerji taklitinden bahsediyoruz. Zaten fizyon enerjisi kullanılabilir hale getirilsin diye uğraşılıyor. Şu anki uzmanların yaptığı açıklamaya göre bunlar onlarca yılı alabilecek bir uğraş sonucu belki fizyon enerjisi kullanılabilecek. Fizyon enerjisi kullanıldığı zaman uzay gemileri inşa edip gezegenler arası sınırsız enerjiyle çok az vakitte gidebiliriz. Işık hızını geçebiliriz gibi söylemler, kuramlar var. Teoride doğru mu? Evet doğru. Pratikte zor mu? Zor ama imkansız değil. Bir gün bu gerçekleşecek. Belki bizim ömrümüz yetecek, belki yetmeyecek. Ama fizyon enerjisi kullanıldığında en temiz enerji bu arada. Bir füzyon var, bir de fizyon var. Fizyon arkadaşlar atık yapan nükleer enerji. Nedir bu? Nükleer santraller. Yani aslına bakarsınız kirli atık yapan enerjiden çok daha verimli, çevreye zarar vermeyen, aynı zamanda da sınırsız enerji demek füzyon enerjisi. Bunu yapabilirse Çin veya Amerika kimse zaten artık uzaya da hakimiyet kuracak demektir. Bizim gibi ülkelerde böyle şey mümkün değil. Biz ancak okuyup bunları yapıyorlar, yapmıyorlar, ne oluyor diye merak eden izleyici konumundayız maalesef. Dolayısıyla yapay güneş denemesi yapıldı, orada da bundan dolayı çıktı dememiz mümkün değil. Hadi reaktörün bulunduğu şehrin ya da reaktörün olduğu yerde olsa idi, acaba bir kaza mı oldu derdiniz de, o da imkansız gibi bir şey. Çünkü manyetik sıkıştırılmış alandan bahsediyoruz. Füzyon enerjisini, yapay güneş enerjisini başka bir videoda anlatacağım. Dolayısıyla bilmeden ortaya atılan şeyleri lütfen inanıp böyle ondan oluyor, ben de onun arkasından gideyim demeyin. Her zaman sorgulayın. Ben de bir şey söylüyorsam sorgulayın. Herkes her şeyi dört dörtlük doğru bilmiyor. Ama aklımıza mantığımıza yatan şey elimizin altındaki soruşturmadır. Bu çok önemli. Dolayısıyla yapay güneş böyle bir yani dışarıda kullanıldı da işte bir ara hatırlarsınız vardır videoları. Yukarıya hava topu gibi bir şey görüyorlardı ve onun yapay güneş denemesi olduğu iddia edilip yine viral olmuştu. Böyle bir şey değil ki yani. Füzyon enerjisi böyle bir şey değil. Siz bir reaktöre gidip gözünüzle o ışımayı, ısımayı görmüyorsunuz. Zaten manyetik alanda tutulan bir şey. Tıpkı güneşin kendi içerisindeki manyetik alanla çökmüş devasa bir enerji yakıtından bahsediyoruz. O kadar basit değil yani. Etrafa güneş gibi, güneş patlaması gibi şeyler yapmıyor. Dolayısıyla yapay güneşi anlattığımız video olursa orada çok daha iyi anlarsınız ya da sizler araştırdığınızda göreceksiniz. Bunun bir yapay güneş denemesi olması da mümkün değil. Peki açıklama neydi? Balıkçı tekneleri ya da gemilerin sevgili arkadaşlar çıkarmış olduğu ışıklar. Peki biz neden yapılan açıklamanın doğruluğunun, o açıklamanın nesnelerine bakarak, yapısına bakarak algılamaya çalışmıyoruz? Bunu da yaptık. Akla mantığa uygun bir açıklama yaptıklarına göre en azından şimdilik bir bakalım dedik. Sevgili arkadaşlar bakınız, size birkaç görüntü izletmek istiyorum. Bu görüntü Tayvan açıklarında Çin'e bakan taraflarda hem gök gürlüyor hem de yeşil ışıklar var gökyüzünde. Görmüş olduğunuz gibi kutup bölgesi de değil, güneş patlamaları yok ama görmüş olduğunuz yeşil renkler Tayvan'daki kasabaları korkutmuş. Peki bu yeşil renklerin nedeni ne derseniz, tam olarak o karşıda görmüş olduğunuz ışıkların sebebi sevgili arkadaşlar, o limandaki kalamar avcıları yani balık avcıları o büyük tekneler nedeniyle teknelerin yakmış olduğu ışıkların kırılması dolayısıyla muhtemelen beyaz ve sarı arası bir ışıktır veya mavi ışıkta kullanmış olabilirler, yeşile dönmüş ve yeşil bir aura oluşturmuş. Tabii insanlar çok uzakta olduğu için ve bütün havayı etkilediği için bunlardan korkmuş olabilirler. Halbuki balıkçı tekneleri. Bir başka örnekle bakarsak eğer, şöyle bir tekneleri araştırdım. Bunlar ne kadar enerji üretebilirler diye. Bakınız, görmüş olduğunuz sevgili arkadaşlar, bir fotoğraf göstermiş olayım yine balıkçı teknesiyle ilgili olarak. Şöyle geçeyim. Görmüş olduğunuz bir balıkçı teknesi. Balıkçı teknesi demek çok doğru bulmuyorum. Tekne deyince galiba biz küçük bir şey algılıyoruz. Gemi diyelim bunlara ya. Balıkçı gemisi büyük. Devasa bir balıkçı gemisi. Bunlar tonlarca balıkları aynı anda ağlarıyla
alabiliyorlar. Gece avlandıkları zaman da çok büyük, o ışıklarını yaktığı zaman bu oluyor. Şimdi eğer teknelerle, gemilerle ilgilenen gemici arkadaşlarımız varsa yorum da yazabilirler, paylaşabilirler. Birazcık o kılavuzları da okudum. Yani ilgimi çektiği için bu konu. Balıkçı teknelerini, balıkçı gemilerinin veya gemilerin ışıklarını tıpkı uçaklarda olduğu gibi araştırmaya çalıştım. Sarı, yeşil, beyaz, mavi ışıklar var ve hepsinin anlamı farklı farklı. Örneğin kırmızı ışıklar, bakınız görmüş olduğunuz gibi limana demirlemiş. Ve şu an bir şey yapmıyorum ama ben buradayım, balıkçı gemisiyim, hareket halinde balık tutuyorum. Yani tutmaya elverişliyim ve hareket edebilirim anlamına gelen bir anlamı varmış. Tabii bir sürü anlamları var bu ışıkların. Kaç tanesi yanıyor, hangi ışık yanıyor, yanıp sönüyor mu gibi. Dolayısıyla görmüş olduğunuz balıkçı teknesi kırmızı ışığını yakmış. Peki daha inandırıcı olması adına bir video buldum. Bu videoda arkadaşlar kalamar avlayan, balık avlayan o büyük balıkçı gemilerini gösteriyor ve o ışık kaynağının nedeni olabilir mi? Bu kadar büyük ışık yapabilir mi derseniz bakın her yeri ışık dolu. Bazen beyaz, bazen yeşil, bazen mavi, bazen kırmızı ışıkları kullanıyorlar. Bunlar belki balık türlerine göre, belki de bulundukları konumu ben buradayım ya da gidiyorum demek için. Yani o ışıklar çok önemlidir. Denizciler iyi bilir, denize açılanlar bilir. Küçük teknelerden tutun büyük gemilere kadar. Ve ben o balıkçı gemilerini, teknelerini açıklamaya uygun olarak buldum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güçlü ışıklar veriyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar akla mantığa yatıyor mu? Evet yatıyor. Zaten olumsuz bir gelişme değildi bu. Olay şu. Şimdi limanda bu kırmızı ışıklarını devasa bu böyle bir gemi varsa ve yakmışsa suya da yansıyor. Ekstra bir yansıma gücü. Zaten hava kapalı, bulutlar var. Bulutların biliyorsunuz ışığı kırma, yansıtma olayları da var. Yani atmosfer saydam bir olgu ama bulutlara geldiği zaman partiküller işin içine giriyor. Gece olmasından dolayı da koyu kırmızının daha yayılır ve belli bir bölgeyi ele geçirir durumda olması da olası. Akla mantığa yatan bir durum. Özellikle bu gemi videolarını gördükten sonra neden olmasın, yani devasa bir şey. Öte yandan şöyle düşünün, bazen bulutlu havalarda, alçak bulutlarda şehir ışıkları da küme şeklinde, mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayanlar bilir, büyük şehirlerde daha fazladır. Bazen bulutlarda böyle sarı, yeşil ya da kırmızı ışıklar görebiliriz. Hatta önceden küçükken çok şaşırırdım Ankara'da. Doğup büyüdüm, sonra İstanbul'dayım şu an ama orada mesela ilk gördüğümde havada böyle garip, acaba uzaylılar mı var, UFO mu vesaire derken sonra işte büyüklerimizin öğretmesiyle bak şehir ışıkları bulutlara yansıyor, havada böyle bilmem ne, basit bir açıklaması var. Dolayısıyla şu an kuvvetli ihtimal evet balıkçı teknelerinin o kırmızı ışıklarının yansımasından dolayı zaten basit bir açıklaması vardı. Peki bir komplo teorisi söyleyeyim size, akla mantığa yatan. Şimdi Çin sabıkalı olduğu için 2020'de bize bir salgın hediye etti, Covid olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve nedenini hala bilmiyoruz. Yani laboratuvarda çıktı, acaba diyoruz. Bunu kanıtlayamadık ama dünya kanıtlayamadı. İnsan, işte hayvanlardan mı geldi, bu da net değil. Ne deneyi yapıyorlar? Şimdi öyle kapalı bir toplumdan bahsediyoruz ki özellikle de iktidar ve gücü çok kapalı toplumlarda komplo teorilerine yatkın bir hale geliyorlar. Yıllardır Amerika'nın olduğu gibi. Şimdi Çin'le ilgili de özellikle de Batı medyası bunu köpürterek veriyor. İşte insanları kolonluyorlar, yeni bir nesil yapmaya çalışıyorlar, hayvanla insanı birleştiriyorlar, uzaylı yapmaya çalışıyorlar. Tabii Çin'in de kendi iddiaları var. Yapay güneş olsun, yapay ay olsun. Şehirleri bile taklit ediyor olmaları. Bilimsel ve teknolojik anlamda çok fazla ilerlemeye çalışıyor olmaları. Güvenilir bir profillerinin olmamalarından dolayı da kafamıza hep bir soru işareti geliyor. Balıkçı tekneleri en mantıklı gelen. Peki değilse ne olabilir? Değilse şu olabilir. Yani en akla yatkını söylüyorum. O gün ben haberlerde bu ışık olayı olmadan önce sabah böyle dünya medyasında takip ediyorum, takip ettiğim sosyal medyada Çin özellikle ilgimizi son dönemlerde çok çektiği için takip ediyorum. Orada Tayvan kıyılarında Çin'in pazartesi günü, yani pazar sabahı düşüyordu bu haber. Pazartesi günü bir askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuş. Yani bu da bir gözdağı zaten. Şimdi Çin'in silahlarının, deniz gücünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de bilmediklerimiz var. Acaba bu tatbikattan bir gece önce
Bu liman kentindeki Tayvan'a da yakın kısımda, Çin Denizi'ne yakın bir kısımda, yani başka bir yerinde değil Çin'in bu. Bu tür bir ışık olayının görülmesi askeri bir silahla ilgili olabilir mi diye soru işareti de benim kafamda oluştu. Tek soru işaretim bu, onu söyleyeyim. Yapay güneşte oydu buydu, zaten her şeyi eledik. Ama en mantıklısı yine balıkçı tekneleri, gemilerinin yakmış olduğu ışıklar diye düşünüyorum. Bir başka videoda füzyon enerjisini, yapay güneşin ne olup olmadığını iyice tartıp konuşuruz ki bu tür spekülasyonlar olduğunda acaba o mu neden oluyor, bu mu neden oluyor demeden önce bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.